Herkese merhabalar. LGS fen bilimlerini tanımaya var mı evladım benim? Evet. Varım hocam. Harikasın. Bugün seninle beraber LGS'de, fende hangi konular çıkıyor ve kaç tane soru geliyor ve bunların zorluk seviyesi nedir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü aslında LGS fen karşımıza sayısal bölüm şeklinde geldiği zaman aslında sorular gelecek. Ve bu soruların hangi konulardan geldiğini bilirsek yani karşımızdaki rakibin güçlü ve zayıf yanlarını bilirsek o rakibi alt edebiliriz. İşte bizim de amacımız LGS'de LGS'yi alt etmekse ki senin amacın öyle değil mi evladım benim? LGS'yi yamultacağız hocam. Evet LGS'yi gerçekten de yamultacağız seninle beraber. Dolayısıyla bunun için LGS'yi tanımamız gerekiyor. Peki LGS efendi nasıl sorular geliyor? Nasıl bir ayarda geliyor? Zorluk seviyesi nedir? Bunlara bir bakalım seninle beraber. Şimdi LGS'nin ilk başta Fen'in konularına bakalım. Senle beraber bilmemiz gereken toplamda 8 adet başlığımız var. Aslında 7 ünite var ama bir ünite o kadar büyük ki ikiye bölüyoruz biz. Bak ilk ünitemiz mevsimler ve iklim. Mevsimler ve iklimin zorluk seviyesine baktığımız zaman aslında orta seviye sorular hatta kolay seviye sorular çıkıyor diyebiliriz. Biz mevsimler ve iklimin zorluk seviyesine orta diyelim ve kaç soru gelir dersek, Burada karşımıza gelecek soru sayısı geçen sene 2 idi ama 1 de gelebilir. 2 de gelebilir. Biz şimdi şimdiden geçen seneki gibi 2 diyelim. Peki DNA ve genetik kod inanılmaz önemli, inanılmaz geniş, inanılmaz büyük bir ünite ve bu ünitedeki zorluk seviyesi yine orta. Öyle çok zor gelmiyor bu üniteden ve kaç soru gelir dersek artık 3. Geçen sene hatta 5 tane geldi. Artık tabii orada birazcık ayarı kaçtı. DNA ve genetik koddan gerçekten çok soru sordular. Biz o yüzden 3 değil de buraya 4 diye yeni bir başlık açıyorum çünkü aşırı önemli, aşırı fazla soru gelen bir kısım diyebiliriz. Geçen sene 5 tane geldi. Onu da söylemek istiyorum. Basınca baktığımız zaman basınç nispeten diğerlerine göre daha zor. Yani seviye olarak birazcık daha zor seviye sorular geliyor. Geçen sene gelen soru gerçekten inanılmaz kafa karıştırıcıydı ve kaç soru gelir diye baktığımız zaman da iki tane soru geleceğini düşünüyoruz. Geçen sene de iki tane soru geldi zaten. Geçen sene biliyorsun bütün konular vardı. 2020'yi referans almıyoruz. Neden? Çünkü 2020'de aslında sadece birinci dönem konuları vardı. Dolayısıyla hani olur da karşımıza 2020 denemesi, 2020'nin çıkmış sorularını çözerim dersek o zaman diyeceğiz ki aman dikkat et orada basın çok daha fazlaydı. Çünkü sadece birinci dönem konuları vardı. Bunlar birinci dönem konuları. Madde ve endüstri çok geniş bir ünite olduğu için birinci ve ikinci dönemli iki kısmında da işleniyor. Yani birinci dönemde ilk kısmını işliyoruz. ikinci dönemde diğer kısmına devam ediyoruz. Mesela buradaki zorluk seviyesine baktığımız zaman buradaki zorluk seviyesi diğerlerine göre orta seviye diyebiliriz ve kaç soru gelir diye bakacak olursak da burada da geçen sene mesela madde ve endüstriden 5 tane soru gelmişti ama ilk kısmı bak, bak şurada asit ve baza kadarki kısmı diyorum. Asit ve baz dahil tabii ki. Yani ilk kısmından aslında geçen sene geldiği soru dedi 3 tane soru gelir diyebiliriz. Peki geldik ikinci dönem konuları. İkinci dönem konularında madde ve endüstrinin geriye kalan kısmı hatta hemen buraya yazmak istiyorum ısı ve sıcaklık kısmı. Tabii ki Türkiye'de kimya endüstrisi var ama oradan soru gelmiyor. Dolayısıyla ısı kısmındansa aslında kaç tane soru gelir diye bakacak olursak iki tane soru net gelir diyebiliriz. Ve zorluk derecesine baktığımız zamansa burada da zorluk seviyesi olarak birazcık daha zor, kafa karıştırıcı deney soruları sormayı çok seviyorlar. Basit makinelere baktığımız zaman zorluk seviyesi olarak karşımıza zor bir konu geliyor. Hatta soruları da zor soruyorlar aslında. Birazcık daha seçici soruyorlar ve burada da deney soruları karşımıza geliyor. Kaç soru gelir dersek yine iki soru gelir diyebiliriz. Yani ağırlık olarak bunların ikisi birbirleriyle eşit ünite ...kısımları diyebiliriz. Bu ünitenin bir kısmı... ...unutmayalım. Enerji dönüşümleri ve çevirebilme... ...inanılmaz değerli. işte fotosentez var... ...oksijenli solunum var. İşte... E, ...canlılarda üretici, tüketici... ...birbirini yiyor. Besin zinciri ve benzeri... ...hepsi bunun içerisinde ve... ...kolaylık, zorluk olarak... ...orta seviye diyebiliriz ve... Kaç soru gelir dersek geçen sene enerjiden dört tane soru geldi. Bu sene o kadar gelmez çünkü elektriği sormamışlardı. Biz elektrikten yine bir soru bekliyoruz. Ondan önceki senelerde çünkü gelmişti. Peki elektrik yükleri ve elektrik enerjisi son ünitemiz. Bundan daha kolay geliyor sorularımız. Neden kolay geliyor? Son ünite olduğu için çok fazla zor sormamayı istiyorlar öğretmenlerimiz. Ve kaç soru gelir dersek... Bir önceki sene yani 2019'da çok daha fazla gelmişti. Geçen sene hiç gelmedi. Ortasını buluyoruz ve bir tane soru gelir diyoruz. Çünkü sona kalan dola kalır oluyor genellikle. Yani son ünitemiz genellikle birazcık daha daha az sorunun geldiği kısım oluyor. O zaman bizim karşımızdaki LGS karşımıza geldiği zaman bizim önümüzdeki bu sınavı gördüğümüz zaman diyeceğiz ki bak teker teker işte basit makinelerden mesela geçen sene basınçtan böyle bir soru gelmişti. Mevsimlerden böyle bir soru gelmişti. Aynı zamanda enerjiyle alakalı bakar mısın? Burada bu şekilde birazcık daha uzun görselsiz sorular da geldi mesela. Bazıları görselliydi bazıları görselsizdi. Mesela DNA ile alakalı böyle sorular gelmişti. Bir DNA modeli sorusu gelmişti. Aynı zamanda işte modifikasyon sorusu gelmişti. Aynı zamanda çaprazlama kalıtım sorusu. Bunların hepsini öğreneceğiz. Ama bizim bilmemiz gereken şey aslında şu. Bizim bilmemiz gereken şey karşımızda LGS fen var. Ve bu LGS fende en önemli konular nelermiş evladım benim? DNA hocam. Harikasın. DNA ilki. Bravo diyorum sana. İkincisi de enerji diyebiliriz. Çünkü en fazla sorunun geldiği kısımlar bunlar. DNA'nın yanına yıldız koymak istiyorum. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi. Yani besin zincirleri, fotosentez, oksijenli solunum falan. Bunların her birisi de inanılmaz değerli. Sadece bu ikisi neredeyse sınavın yarısını oluşturuyor. Bakar mısın? 4-3 desek toplam 7 soru eder bu. Sınavın 3'te birinden fazlası. Peki aynı zamanda diğer önemli elemanlar hangileri dersek burada dikkat ettiysen madde ve endüstri çok geniş bir ünite. Sadece madde ve endüstri o kadar geniş ki bundan 3 bundan iki soruyla toplamda 5 soruya sahip. Dolayısıyla aşırı değerli bir ünite. O yüzden madde ve endüstri kısımlarına da yıldızı koyuyorum. O yüzden bizim şu anda sınava çalışmaya başlarken asıl önemli olarak dikkat etmemiz gereken konular DNA ve genetik koddur arkadaşlar. Zorluk seviyesi olarak basınca da dikkat edelim tabii ki. Madde ve endüstri çok geniştir ve enerji dönüşümleri ve çevre bilimi de bu konular bizim için çok önemli. Hatta zor soruların geldiği basit makinelerde bizim için çok önemlidir. Bunlara çok önem vereceğiz diyoruz. Peki nasıl çalışacağız? Bir kere kavramları öğrenmemiz gerekiyor. Fen dersimizde gerçekten de birçok yeni konu, yeni kavram karşımıza gelecek. Mesela derslerinden yararlanabiliriz. TRT Ebe TV'den yararlanabiliriz. Orada da mesela hafta sonları Tonguc'un dersleri oluyor. Aynı zamanda YouTube derslerinden yararlanabiliriz ve bizim LGS kampımızda teker teker gün gün zaten bütün konuları size anlatacağız. Dolayısıyla hiç merak etmeyin. Sizinle beraber bütün konuları göreceğiz. Aynı zamanda bunları tekrar etmemiz gerekiyor bu öğrendiğimiz kavramları çünkü hafızadan uçup gidebiliyor. Bu kavramları tekrar edeceğiz. Aynı zamanda temel düzeyde sorular çözeceğiz ve Bunlarla alakalı sonra aşamada da yeni nesil sorular çözmemiz gerekiyor. Zaten sınavlı sorular karşımıza geldiği zaman dikkat eder misin evladım benim? Bak buradaki sorular gerçekten birazcık daha uzun ve yeni nesil Böyle tam sayfa sorular karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla bizim için bu tarzda paragrafların olduğu sorular çok değerli olacak. Peki biz bunları nasıl yapacağız? Bir kere şunu unutmayalım. Bir kere karşımıza yeni nesil sorular geldiği zaman bunları yapmadan önce ilk başta temel soruları yapabilmemiz gerekiyor. Temel sorularda kendimizi iyi bir çıtaya çıkarmış olmamız gerekiyor ki ardından yeni nesil sorulara geçelim. Peki yeni nesil sorular nasıl geliyor? Yeni nesil soru dediğimiz matematikte gerçekten de zor sorular geliyor. FEN'de ise yeni nesil soru dediğimiz aslında aslında birazcık daha deneyli, birazcık daha böyle hani tablolu, grafikli, birazcık daha senin okuma becerilerini, deneyde yapılanları anlama becerilerini ölçen sorular. Mesela burada mesela bir mevsimler ve iklimle alakalı temel bir bilgi var. Mesela nedir? İşte eğik gelirse soğuk olur, dik, dike yakın gelirse de sıcak olur belli bölgeler. Güneşten dünyaya gelen ışınların gelme açıları. Bu bilgiyi alacağız bir deneyle birleştireceğiz. Bak bir tane deney yapmış. Adam demiş mi? El frenini böyle dike yakın tutuyorum demiş. Bir de böyle eğik tutuyorum demiş. Özdeş el fenerleri ile şekildeki açılarla mermer yüzeyin aydınlatılması. Hangi yüzey daha fazla ısınır diye yorum yapmış ondan sonra. İşte burası daha fazla ısınır, burası daha az. Şimdi bu ikisini birleştiriyor arkadaş. Bu ikisini birleştiriyor ve bir yenisi soru çıkartıyor. İşte ne alaka el feneriyle dünyanın güneşin e güneş de dünyayı aydınlatıyor ya aynı mantıkta birleştirmeye çalışıyor. Veya günlük yaşam durumları soruları. Mesela güney yarımkürede bulunan bir ağacın gölge boyunun uzunluğunun değişimi bakar mısın bir grafik vermiş işte bu grafikleri okumamızı bekliyor. Neden 21 Haziran'da gölge boyu çok fazla? Demek ki 21 Haziran'da aslında güneş eğik falan filan yani birçok bilgi var. Bunların hepsini beraber yapacağız. Hiç merak etme. Ama bunların her birisini gördüğümüz zaman diyeceğiz ki ha tamam o zaman yeni nesil soru. Örnek deney var, günlük yaşam durumu var, grafik var, tablo var. O zaman yeni nesil soruyla karşı karşıya. Peki nasıl yapacağız yeni nesil soruları? Bir kere yeni nesil sorularda ilk başta mutlaka mutlaka konuları bilmemiz gerekiyor. Yani ilk başta konuyu bilmemiz kendi bildiğimiz şekilde notlar almamız da çok yararlı bu arada. Özetlememiz gerekiyor. Onunla terimler bizim için çok önemli. Bazı terimleri mesela ekinoks, mesela işte DNA'daki adaptasyon bunlar gibi terimleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ardından bununla alakalı yeni nesil sorularla alakalı makaleler okuyabiliriz. İşte internetten belli ilginç haberleri araştırabiliriz. Çünkü genellikle sorular bunlardan yazılıyor. Aynı zamanda bir de bol bol okumamız gerekiyor. Özellikle TÜBİTAK dergileri, Bilim Çocuk Dergisi bunlar yeni nesil Soruların kaynakları bu arada onu da söylemek istiyorum yani bu kaynaklardan soruları hazırlıyorlar. Peki biz nasıl çalışalım? Yani bunu tamam sınavda karşımıza böyle böyle sorular gel gelecek bunu biliyoruz ve bu sorular geleceği zaman bili biliyorsak peki nasıl hazırlık yapalım da bu sorularla baş etmeyi becerebilelim? Onun için bir kere LGS kampındaki bütün kamp programına uyacağız aynı zamanda. Yenidesiz sorulardan önce ilk başta temel sorular çözmemiz gerekiyor ya... İşte hemen açacağız, diyeceğiz ki bak... ...buradaki temel soruları bir çözelim bakalım. Şuradaki basit basit. Peki nasıl çözeceğiz? İlk başta konuları hemen bir tekrar etmemiz gerekiyor. Hemen buradan temel soruları çözmemiz gerekiyor. İşte bu soruları çözdükçe aslında ısınıyoruz. Ve bu başlangıç seviyesi, temel seviye soruları çözdüğümüz zaman... ...aslında artık konuya ısınmış oluyoruz. Tabii buradaki konu anlatımlarıyla bütünleştirmek gerekiyor. O yüzden konu soru, konu soru şeklinde gitmek çok değerli burada. Bunları da mesela sıfırdan sekize sayısaldan yapabilirsiniz. Aynı zamanda birazcık daha özet bilgilerin olması ve bunların böyle hani stickerlar gibi böyle bilgi küplerinde, takbillerde toplanması da bizim ihtiyacımız olan bir şey. Ve bunları istersek Odamızın duvarlarını asacağımız bu şekilde haritaların üzerine yapıştırabilmemiz bu stickerları, bu çıkartmaları bizim için dersi eğlenceli hale getirebilir. Buradaki her birisi aslında bir sticker. Bak bunu çıkartıyoruz ve buradaki belli yerlere yapıştırabiliyoruz. İşte bunu da testlerimizi çözerken önümüzdeki bu posterlerle sağlayabiliyoruz. Ve bunlarda da dikey ve yatay soruları ikisine de alışmamız gerekiyor. İşte bunu da taktikliyle yapabilirsiniz. Birazcık daha ben kasmak istiyorum dersen de evladım benim. O zaman Dinamo yeni nesil. İşte bu bu temelleri yaptıktan sonra yani bu iki temeli yaptıktan sonra Dinamo yeni nesil soru bankasıyla işte ne yapacaksın? Bak gerçekten de yeni nesil sorular. Yani bir sayfanın yarısından fazlası. İşte gerçekten de yeni nesil sorularla o zaman mücadele Etmeyi, deney soruları, direkt yeni nesil, beceri temelli, sayısal analiz gerektiren soruları yapmaya başlayabilirsin. Ve yapamadığın soruların hepsi zaten çözümüne bakmalısın, mutlaka atlamamalısın. Peki sonrasında ben kasmak istiyorum ve artık en zorunu istiyorum diyorsan da o zaman ne yapacaksın? Zoru bankasını alacaksın ve buradaki gerçekten de birazcık daha çeldiricilerin kuvvetli olduğu, birazcık daha seni zorlayıcı soruların olduğu zoru bankasıyla artık çalışmalarına devam edeceksin ve buradaki hani mor kısımlarda zaten her kısımda zaten mor. Burada Zoru Bankası ile soruları çözmeye başlayacaksın. İşte bu aşamaları kat ettikten sonra zaten LGS de muhteşem netler yapacağız. Hadi bakalım o zaman hepinize FEN dersinde başarılar ve ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.